ağrıma giden Putin'in el işaretiyle bizimkileri çağırması. Beyler buyurun gelin diyor. Dışişleri Bakanlığı görüyorsunuz. Ter basmış. Elindeki dosyayı yerleş gibi kullanıyor. Ve bir görüntü var. İçimi acıtıyor. Kapıda beklerken. Birisi havaya bakıyor. Birisi yana bakıyor. Birisi kravatıyla oynuyor. Hepsi sıkkın. Haksızlık var mı? Evet haksızlık var. Yanlış mı? Evet yanlış. İnsanlar aşağılanıyor mu? Evet insanlar aşağılanıyor. Hak ediyorlar mı? Hayır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ve asla doğru bulmuyoruz. Bu sözleşme az önce size söylediğim ve grupta okuduğum 5 önerinin 4'ünün yerine gelmesine yol açtı. Biz söyledik yapmadılar. Putin'e gittiler. Putin önlerine koydu ve orada yaptılar. Sarayın kibirli adamı uçakta diyor ki efendim ateşkese en çok CHP üzülecek. Ya Allah akıl fikir versin ya. Vallahi billahi ya. Allah akıl fikir versin. Yalanı gerçek gibi anlatan bir müflis bezirgandan ne bekleyebilirsiniz siz Allah aşkına? Ya niye seviniyorsun? Ya bunları yap diye sana neredeyse yalvardık. Her grupta söyledik. Bir elimizin tırnağı Suriye'ye bedeldir dedik. Bir elimizin tırnağı Libya'ya bedeldir dedik. Ben bunu defalarca söyledim sana. Çekilmezseniz yer yerinden oynayacak, sizi vuracak diyen ben değil ki sendin. Savaş naraları atan ben değildim ki sendin. Ben yapma diyordum ya. Büyük laflar etme diyordum. Sanki ben demişim Suriye yansın, yıkılsın, İdlib, haydi hep beraber Şam'a gidelim diyen ben miyim sen miydin? Gövde üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasının kapısında dakikalarca bekletilmeyi unutmayacağız. İçeride zafer naraları atıp Moskova'da beyler Esad'la görüştünüz mü diyenleri asla unutmayacağız.